Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Kadıköy. Kadıköy'de bir çiğ köftecideyim. Daha önce sanki kimseden bunu duymadınız. İlk defa benden göreceksiniz. Şimdi gireceğiz, hem tanışacağız hem güzel lezzetlerin tadına bakacağız. Çiğ köfteyle ilgili başlıyoruz. Mekan hemen stadın altında, Fenerbahçe stadının altında. Burada çiğ köfteci Gakkoş Ustarı'ya geçiyor. Çok kişiden sizden duydum. Burayı kesin çekmelisin dediniz ve ben geldim, tanıştım. Şimdi hem sohbet edeceğiz hem de köfteyi nasıl yoğurduğuna bakacağız. Başlıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Gakkoş Usta yazıyor ama gerçek adın ne ustam senin? Benim adım Celal efendim. Celal. Evet. Eline sağlık. Sağ ol, şimdi dediğim gibi az önce kamera arkasında sohbet ederken söylemiştim. Burayı çok kişiden duydum diye. Evet, sağ olun. Geldik, tadına da baktık ayaküstü. Başımız. Şimdi senin köftenin sırrı ne? Nasıl bir köfte yapıyorsun? Bize anlatır mısın? Ama abi sırrı, yani kaliteli malzeme kullanıyoruz. Hı hı. Yani onun harcı önemli. Yani hatta ben size bir örnek vereyim. Ben bir gün alışveriş yaparken kasada bekliyorum, hanımefendi arkamda. Sepetteki malzemeleri gördü, dedi lokanta galiba. Ben çiğ köfteci demedim, dedim ben lokanta. Dedi adres verin, gelelim yemek yiyelim dedi. Ben evimde, bunu samimi söylüyorum dedi, evimde ben bunları kullanmıyorum dedi, bu malzemeyi. Bu kadar kaliteli malzemeler kullanmıyorum diyor. Peki ne var köftede abi senin? Baharatlar, ben bir parça tadına baktırdım ya az önce. Ya sanki işte baharatlar yoğun. 20-22 çeşit malzeme var içerisinde. Yani salça var, domates salçası, biber salçası işte, yani kimyon, köfte baharı. Malzeme çok. Yani bu Elazığ usulü mü köften? Yok, bu kendime az. Kendine yani az. Normalde çiğ köfte Urfa yöresindendir. Evet. Yani Urfa, Adıyamanlar çok savunur ama Adıyamanlar da bizim der, Urfalılar yani bizim der. Da çok yapıyor ama bence Urfalıların. Yani, hı hı. Yani belki de daha... Aslında bütün o toprakların diyebiliriz. Bütün o toprakların diyebiliriz aslında. Evet. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Bir tane yapacağız. Hemen başımız efendim, hoş geldiniz. Hanımefendi de bir iki kelime söyleyebilir belki. Severek yiyorsunuz herhalde. Evet. Başladım bile yemeğe. Buranın müdavimleri çok. Ben de bunu tekmeye geldim açıkçası. Hı hı. Çok tavsiye edildi burası bana. Yeni mi duydunuz? Ya uzun zamandır duyuyorum ama yeni gelme fırsatım oldu. Çok şey kaçırmışım, öyle mi? Çok şey kaçırmışsınız. Ama olsun. Hiçbir zaman geçirdim, ben hani istemiyorum. Peki efendim. Çok kaçırmışsınız. Çok al. Tamam. Abi safran olsun, çiçek var mı? Paketlerde yiyecek misiniz? Yiyeceğim. Ustam kolay gelsin. Sağ ol başım üstüne abi. İyi günler abi. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim, afiyet olsun. Bir tane ayranım var. 9 lira. Rica ederim efendim, afiyet olsun. Sağ olun. Siz de arayı kapatın. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi güzel de tepkiler var. Evet. Şimdi köftede dediğimiz gibi baharatlar var. Evet. Kendi usulünle yapıyorsun. Urfalıların olduğunu söylüyorsun. Orada kalmıştık. Sohbet oradan devam edelim. Evet. Yani onların zaten farklıdır yani ama temelde asıl olan bulgur zaten. Hı hı. Ama herkes kendine göre bir şey, evet, tat vermiş. Çeşitli. Ben de Antep'te üniversite okudum. Mesela Antep'te de değişik formatları vardı. Yağlı, evet, köfte vardı mesela. İçine et olmadan. Bu da içinde et yok. Ya mesela Urfalılar yumurta da kırıyor değil mi? Yumurta değil, yumurtalı da yaparlar mesela. Anteplerin de öyle bir şey, evet, var, evet. Yani onlar çok şey var ama temelde olan bulgurla baharat yani. Evet. Tabii, onun dışında herkes ceviz koyan var, patates koyan var, fındık koyan var, yani var da var ama temelde aslı etlidir biliyorsun. Bir tarihi aslında bir şeyi var, tarihi bir durumu var. Halil İbrahim, Hazreti İbrahim'den gelme. Ya işte böyle bir hikayesi var aslında çiğ köftenin. Aslında o işte Halil İbrahim Hazretlerini ateş attıkları zaman işte odun, Nemrut her tarafta odun toplamış, odun kalmamış. O biraz şey biliyor yani hurafe de olabilir. Kalmadı diye köfte yaptığı öyle bir şey yok yani, sen en bol şey yani ağaçlık odunluk da. Hı hı. Ben de bildiğim şu, Ordu büyük bir seferden geliyor, aç askerler köye geliyor. Köyde de her evde bulgur var, hı hı. Yumurta da var. Kadınlar bir araya gelip askere yemek yapacaklar. İşte bulgurla şu köfteyi karıştırıp yoğurarak askere yemek diye ikram ediyorlar. Yani onun sonra gelişmiş hali bu hale geliyor. Ben bileyim de o. Kaç yıldır abi buradasın sen? Benim 20 sene oldu abi. 20 senedir evet. Köfte yoğuruyorsun evet, burada. Evet. Öncesi var mı? Öncesi yok. Öncesi züğürt ağa gibi. Güzel, eline sağlık. Evet, 20 yıldır buradasın, öncesi de köfte yoğuruyordun ama. Yok, evde yapıyordum. Evde yapıyordun kendine. Valla şahsına münhasır birisin. Başın üstüne. Sohbetinle, tarzınla. Burada sadece çiğ köfte mi var? Evet. İşi köfte, bir de işi köfteye girdik, onu hanım yapıyor. Hanım yapıyor, var mı şu an işi köftede? Var efendim. Tamam. O zaman fiyatlardan bahsedelim. Çiğ köfte ne kadar? Dürüm 6 lira. Dürüm 6 lira. Porsiyon? 17. Porsiyon 17. Evet. Şöyle yapalım o zaman, bir yarım porsiyon köfte yapalım. Tamam. Bir de bana içli köfte ver, ikisinin de tadına bakayım ben. Ben başım üstüne. Üzerine sohbet ederiz. Başım üstüne. Buyur, hazırlarken de ben de çekeyim seni. Peki, başım üstüne abi. Kaç tane olsun içi köfte? 2 tane. Yarım porsiyon? 3 tane. 3 tane. İçi köfte. Ha, içi köfte bir tane yeter. Küçük ama pimpon. Küçük mu? Ha, o zaman 3 tane olsun evet. Evet 3 tane. Böyle taptaze malzemeler kenarda evet. Duruyor zaten. Evet. Gördükçe anlıyorsunuz baktıkça daha doğrusu. Ustam köfteyi yoğuruyor. Ne kadar sürüyor köfteyi yoğurma ustam? 1 saat 10 dakika falan abi. Elde yoğuruyorsun tamamen? Yok, yok. Büyük kazanımız var. Hı hı. Elde gücümüz yetmiyor. 3 sene elde yoğurdum. Hı hı. İş biraz büyüyünce artık büyük böyle bir kazanımız var. Onda 1 saat 10 dakika yoğuruyor. Yani elde yoğurmuyor musun? Yok. Makinede? Tabii. Ha, makine ama mikser gibi değil yani böyle. Hı. Kıyma makinesi gibi değil yani 1 saat 10 dakika sindire sindire yoğuruyor yavaş yavaş. Anladım. Yani hemen aynı şeyi veriyor diyorsun. Tabii tabii. Yani buna güç yetmez yani 10 tane adam tutman lazım. Doğru. Domatesimiz, acımız, turşumuz hepsi yan yana geliyor. Evet. Bu yarım porsiyon kaç sıkım var? 8 tane efendim. 16 sıkımda herhalde tam porsiyon. 15 porsiyon da ben 16 atıyorum. Yani normalde 15. Anladım. 350 grama denk geliyor. Tamam. İçli köfte haşlama mı kızartma mı? Haşlama efendim. Oo. Bizim Adana'da da öyle yaparlar haşlama. Evet. Benim annem de öyle yapar. Evet, bulgurun dışına dövülmüş et de koyar. Bilmiyorum sizde aynı mı? Var. Dışı etli. Ha dışı etli. İçi tereyağı, ceviz, soğan, hı-hı, et. Dışı da bulgurla et. Hemen hemen annem usulü. Aynen aynen. Burayı nasıl tarif edebiliriz? Tadın altında hemen aşağısında diye gördüm ama. Abi Gakkoş'ta deyince herkes biliyor diyorsun. Biliyor. Kadıköy, ha, süper. Yani Kadıköy yakasında oturan, hı hı, hemen hemen herkes biliyor. Stadın olacak, Fenerbahçe stadını da deseniz. Arka kapısının önü zaten. Selamünaleyküm. Aleykümselam baba, hoş geldin. Çok çabuk vuruyorlar. Böyle küre. İçli köfte de böyle. Daha önceden hazırlanmış. Burada haşlanıyor. Birazdan sofraya gelecek. Onun da tadına bakacağız. Evet. Gakkoş Usta köftelerimizi de hazırladı. İçli köftelerimizi de hazırladı. Haşlama içli köfte her zaman daha iyidir. Dediği gibi böyle. Ben bir tane istemiştim ama Gakkoş Usta orada uyardı. Bizimkiler küçük zaten. Ne dedin? Pimpon topu. Ha, pimpon topu gibi dedi. Pimpon topu gibi çok güzel, küçük dedi. Birkaç tane yiyebilirsin. Ben şöyle arasını bir ayıracağım. Ceviz kadar. Ceviz kadar, evet hakikaten ceviz kadar. Şöyle size ufak ufak göstermek istiyorum. Şöyle. Bizim Adana'da da usul böyledir, haşlamadır. Evet. Hemen hemen annem usulü bir içli köfte yemiş olacağım. Tabii Gakkoş Usta'nın asıl olayı çiğ köfte. Evet. Kendine has çiğ köftesi zaten var. Zaten onu ben yapmıyorum, onu hanım yapıyor. Yenge yapıyor. Kendine has bir içli köftesi var, baharatlar. Yani bugüne kadar yediklerinden çok farklı bir ağır basan baharat var da bulamadım. Sanki tavuk kullanıyormuşsun gibi geldi ama tavuk otu kullanıyormuşsun gibi geldi ama yok. Ağır basan tarafı bir ağır basan bir ot var. O da bizim sırrımız olsun. Sırrımız. Böyle mekanlara gittiğimde sohbet ediyoruz diyorlar ki işte bizim sırrımız var. Orada çok tepki de oluyor. Atomun parçalıyorsun ne sırrı diye. Ama haklısınız tabii. Herkesin kendine has bir tarifi var. İçli köfte gerçekten güzel. Asıl olaya gelelim. Biz çiğ köftenin tadına bakalım. Sonra yavaş yavaş size eziyet etmeden videoyu kapatalım. Bugüne kadar yediklerinizden çok farklı bir köfte. Dediğim gibi ağır basan bir tarafı var. Ağır değil. Şey olarak yani böyle yağ fazla değil. Baharat biraz ağır basıyor dedim ama köftenin bir ağırlığı yok. Tam böyle keyif alacağınız bir köfte yiyebilirsiniz burada. Stadın hemen yakınında Gakkoş Usta'yı bulabilirsiniz. Şahsına münhasır bir sohbeti, muhabbeti tipi var. Buranın da 20 yıllık bir geçmişi var. Herkes çok seviyor. Az önce gördüğünüz hanımefendi gibi. Burayı listenize alın derim. Ben yavaş yavaş videonun sonuna geldim. Videoyu burada tamamlıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.